Hatay valisi Rahmi Doğan, Suriye'deki enerji santralinden yayılan ve Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden petrol sızıntısının Samandağ sahiline ulaştığını belirterek, devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız, tedbirleri alıyoruz, hem denizden hem karadan müdahalemiz devam ediyor dedi. Kilometre mesafedeki bir elektrik santralındaki fuel oil deposundan bir denize sızıntı meydana geldi. Bu sızıntı yaklaşık bir hafta önce meydana gelen bir sızıntı. Bunu Suriye basından öğreniyoruz. Bu depodaki fuel oil miktarı, deponun kapasitesinin 15 bin metreküp olduğunu biliyoruz. Ancak kamuoyunda şöyle bir bilgi var. Bu bilgi, bu depodaki fuel oil'in ne kadarının denize sızdığını, deponun ne kadarının dolu olduğunu bilmiyoruz. Ancak bir hafta önce meydana gelen bir olay olması hasebiyle açık denize sızan bu fuel oil'in büyük çoğunluğunu Suriye kıyılarına tekrar ulaştığını ve Suriye kıyılarında da bir temizlik çalışmasının yürütüldüğünü biliyoruz. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı gemilerimiz bu açık alanda temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip 4 gemi, toplam 6 gemiyle birlikte açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmekte. Tabii deniz şartları gereği bir takım atıklar da bizim sahillerimize doğru gelmiş bulunmakta. Bu gelen parçacıklar çok küçük parçacıklar. Metal para büyüklüğündeki parçacıklar. Bunları arkadaşlarımız sahildeki bu partikülleri topluyorlar. Hem denizden hem karadan müdahalemiz devam ediyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi 6 tane gemi açık denizde çalışıyor. Bu gemilerin kullanacağı bir takım materyaller İskenderun limanına dün ulaştı. 11 konteynerla gelen bu materyaller hem mevcut denizdeki gemilerimiz hem bu gemilere ilave gelecek gemilerimiz tarafından da kullanılacak. Bütün tedbirleri alıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız. Valiliğimiz burada. Çevre Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız, belediyelerimiz burada. Hep birlikte bu kirliliği önlemek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Ancak olayın çapını göz önüne aldığımızda ciddi bir kirliliğin olmadığını, yapılan çalışmaların buna engel olduğunda görmüş olduk. Tedbirlerimiz bu olay neticelenene kadar devam edecektir. Ya da şu an için bir risk yok. Şu an için bir tehlikeli durum yok. Denizlerimizde bir kirlilik yok. Sadece kalıcı bir kirliliğe sebep olmama anlamında çalışma yürütüyoruz. Herhangi bir sorun yok.